Kanmayın falan diye böyle fanboyları geliyor Bruce Wayne'in. <laughs> Hepsini blokluyorum. Bruce Wayne de o arada Hepsini şey falan yazıyor. Shiba Miwa falan yazıyor, bir şeyler yazıyor böyle. Karıştırıyor piyasayı. Bruce Wayne de ilginç bir karakter. Hala hala bir tepki yok değil mi? Görmedin mi hala beni. Superman yazıyor o sana. O kadar salladım. Sen ha? diyor Bruce Bruce Bruce'la ilgili niye bu kadar yazıyorsun diyor. Superman'den mesaj geliyor bir gece sabah 3'te yine böyle. <laughs> Bruce'la ilgili çok yazıyorsun. Yazma falan yazıyor böyle. Komünistim o yüzden seni <laughs> ilgilendirmez filan diyorum. Sen tanıyor musun Bruce'u filan diyor. Yok tanımıyorum. Sınıf öfkem var. Hadi sal beni. Hadi. İyi bir herif değil o diyor. Onunla görüşme filan diyor. <laughs> sana ne be gerizekalıya bak. Ama bir dakika. Sen soracağım? Bruce Wayne'in Batman olduğunu bilmiyorsun şimdi. Superman'in Bruce Wayne'in birebir bire, bire ismini vermesi de ilginç geliyor sana. Ha Haa dur doğru. Batman'le alaka? Batman yok. Bruce ben Superman yazıyor sana diyor ki Bruce'la diyor görüşme diyor. Batman'la alakalı. Demin bak şey screenshot alıyorum. Ya da böyle alıntılıyorum yazdığını Batman yazdı. Batman yazmadı ya Batman yazmadı. Bruce'la görüşme iyi değil o dedi. Ha, e sen nereden tanıyorsun Bruce'u? Bir şey yazmıyor. N nerede takılıyor bu herif? <laughs> Nerelere gidiyor? <laughs> Çok soruyorsun. Niye soruyorsun bu herifi diyor? Ya sınıf öfkem var diyorum. Örgütlü hareket diyorum Bu diyor herif buna. senin neyin diyor. Hiçbir şeyim değil ya. Bu, Aa, herif, nereden bu herif 100 bin lira para vermiş sana. Niye verdi bu parayı diyor. Bankadan kredi aldım. Neyinle aldın krediyi diyor. Senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> dur bak orada böyle baya ağır bir küfür ediyorum. Pisleşiyor muhabbet biraz. Ben... Evet. <laughs> Ulan gerizekalı dur şimdi aklıma geldi. Senin yüzünden çektim ben o krediyi. Evimi delip gittin gerizekalı. Sen bana ba bir, bir saniye. Sen bana borçlusun. Paramı alabilir miyim öncelikle? Ulan diyor beni terk eder terk etmez milyonerlerden para mı almaya başladın diyor. Orası <laughs> de <Kredi> çektim diyor. <laughs> Ay hiç laf da anlatılmıyor. Bana borcunu ödeyecek miyim? Seni yerliyim seni. <laughs> Süper beklemesin. Şey atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey atıyorum dur. <laughs> para para diye bir şarkı var ya onu atıyorum. Youtube linkini atıyorum. <laughs> <laughs> <Ay, dur. Asındım. gülüyor> Verecek misin paramı? Blokluyor işte. Blokladın mı bloklamadın mı? Sen onu söyle. Hayır paramı ver yoksa blokluyorum dedim. Para para diye de şarkı linki attım. Bekliyorum. İşiniz gücünüz para diyor. Hala atmadı değil mi? Bildirim yok yani şey uygulamada. İşiniz Banka gücünüz uygulası. para diyor. Yok canım. Superman parası mı? Para. Oh, ya insan hiç kenara atar ya. <laughs> <laughs> Harcamıyorum. Bari kenara at. Un Unutun <laughs> okay, galiba. Unuttun galiba. Parası yok diye evlilikten vazgeçtin sen bu çocukla. <laughs> <laughs> blokluyorum ya ya avukatı arıyorum çok sinirlendim tamam mı avukatı arıyorum diyorum ki bu adam benim duvarımı deldi onun yüzünden kredi çektim bana da borcunu ödemiyor Avukat İşten diyor, başlatalım avukat diyor avukat diyor Zuhal hanım diyor 4 aydır diyor benim parayı yatırmadınız diyor <laughs> avukatı da mı borçluyum <laughs> <laughs> parayı batırdın ya kriptoda <laughs> abi ya bu erkekler nasıl bir dert ya inanamıyorum ya öf Hmm, Okey avukatı da engelledim yapacak <laughs> bir şey. <laughs> şey yazıyorum, ben sana en kısa zamanda döneceğim söz, ama yani hani halledeceğim söz veriyorum diyorum. Bir daha yazmıyorum. Evet, ee, ne yapacağım sonra, ya? Ertesi gün bankadan arıyorlar seni. Hmm. Zuhal Hanım diyorlar. Genel müdürlüğümüze bekliyoruz siz diyorlar. Boğaza karşı 24 bin katlı olan Genel Müdürlüğümüzde diyorlar. Kredi durumumuzu görüşmek için sizi bekliyoruz yarın diyorlar. Ne okey, gideceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bari yeniden taksitlendirme falan yapmaya çalışayım. Ama ne? genel müdürlüğe çağırıyorlar seni. Ama ben ben şey Twitter'da anonimim bu arada. O Twitter'da söylediğim hesap anonim. Bak Onu şimdi. belirteyim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, gideceğim şeye. <laughs> Gideceğim görüşmeye. <laughs> hesabında anonim yaptı mı? <laughs> ne oldu Yakup? Yok hesabında anonim yaptın ya ona gülüyorum. <gülüyor> e, tabii ki herhalde. Yani ilk atarken zaten aklımdaydı. Ha, yumurta hesabı O kadar mı anonim? Anonim anonim hiç şey yok yani. Yani hiçbir emare yok yani. Anonim takılıyorum. Cinsiyetim bile belli değil. Hiçbir şey belli değil yani hesapta. İyi e. Neyse gidiyorsun genel müdürlüğe diyorlar buradan buyurun Zuhal Hanım bilmem ne falan. Böyle bir şey yani ama bir ikram, bir ilgi, bir sohbet böyle anladın mı? Böyle bir sana iyi ağırlıyor gibiler. Hop çıkarıyorlar 60. kata tak bir açıyorlar kapıları o yakışıklı 3,5 sene önceki adam. buyurun diyor Zuhal Hanım diyor. İngilizce böyle yılan gibi konuşuyor İngilizceyi. Bu karşında. Okey. Ya işte merhaba diyorum. Ee, beni çağırmışsınız görüşmeye. Ben çok kötü durumdayım. <laughs> Yürü be. Hemen, <laughs> ben berbat bir durumdayım. Beni mahvetti eski sevgilim diye ağlamaya başlıyor. <laughs> <laughs> <Lan, gülüyor> bu ne peki anlamı oldu ya sen? <laughs> Ağlıyorum direkt. Beni mağdur etti. Evimi deldi falan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Ne? Hala peşimde beni de bırakmıyor falan diye ağlıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki ağlıyorum. Bayıldın istersen. <laughs> Real ağlıyorum yani. Ne yapacağımı bilmiyorum falan. Ee, size de borcumu ödeyemedim. Çok özür dilerim falan. Bir de hala şimdi peşimde falan diyorum böyle. Böyle yanında hizmetçiler, diğer bankadan falan birileri falan varsa böyle kendini derbeder edince... <laughs> şey yapıyor böyle siz diyor çıkın diyor biz diyor bir konuşalım diyor geri kalan herkes çıkıyor İstanbul'da böyle boğaza karşı bir şey burası 60 katlı gökdelen diye düşün şey o stadyumun yanında var ya bir tane onun güzel gözüken gibi düşün yani orada baş başasınız boğaz manzarası filan çıkıyor herkes okay. Tamam. Ben, ben de diyor sizle Eski sevginizi konuşmak istiyordum zaten diyor. Tanıyor musunuz <laughs> ki? Böyle bir tedirginim tabii ki. Yani Tanıyor diyor, musunuz ya? Tanıyorum diyebiliriz tabii diyor. Zaman Biz zaman beraber çalışıyoruz. Size de mi borçlu? <laughs> Zuhal Hanım tatavayı bırakalım. Siz Süpermen'in eski manitasısınız diyor. Yani evet hepimizin... Geçmişinde bazı hatalar var ya Var evet Clark'ın diyor kalbini çok kırdınız diyor Her gün diyor yörüngede içiyor diyor Kim? <laughs> Adamın mı kalbini kırmış? Beter olsun Her gün diyor yörüngede <laughs> Her gün yörüngede sarhoş olana kadar 40 litre rakı içiyor diyor <laughs> Niye bu kadar salak bu adam ya ya diyor bu çocuk diyor bu gezegenin en büyük süper kahramanlarından bir tanesi diyor. Ne yaptınız siz buna diyor. Bok oldu herif diyor. Bok oldu diyor ya. Yani evlenmek istedi. <laughs> ben de başta olumlu karşıladım ama yani birbirimize göre değiliz. Ayrıca beni borç batağında bıraktı. İlk evlenmemişim. Lan diyor salak mı bu çocuk diyor. Bir sıkıntısı varsa gelsin benimle konuşsun. Koskoca Superman'e para mı veremeyeceğiz diyor. Evet salak. <laughs> Yavrum sen ne iş yapıyorsun diyor. Tavrı değişiyor bir anda yılan. ya ben... Kaldırıyor Twitch seni tutuyor elinden kaldırıyor. <laughs> tutuyor elinden kaldırıyor. tutuyor elinden kaldırıyor seni gel diyor otur diyor. Peçete veriyor vur diyor. Burnunu burnunu bir sil kötü oldun diyor. Özür dilerim. Ya Twitch'i biliyor musunuz? Oralarda takılıyorum işte. Bilmiyorum diyor ne diyor. Öyle içerik üretiyorum. Öyle işte. <laughs> ne içeriği ya, ya? boş işler boş <gülüyor> ne, <laughs> ne içeriği? <laughs> <laughs> İçerik ne ya diyor. <gülüyor> <İçerik>. <gülüyor> Fakirim ben ya. Öyle 3-5 kazanıyorum takılıyorum işte. Fakir, fakir ben terimleri mi bunlar için. diyor anlamıyorum diyor. <laughs> yani evet fakir. Fakir insanların uğraştığı şeyler. Siz izlemiyor musunuz hiç ya? <laughs> yok diyor neyi? Haberim yok benim diyor. Neyi diyor mesela izliyorsun? neyi, neyi yani diyor anlamıyorum diyor. Film izlerim ben Bak, diyor. Film izliyor ha. Yani sıkılmayacaksın size bir yayın falan göstereyim diyorum. A böyle açıyorsun. Birkaç tane kanal. Evet. Bakayım, merak ettim o... bakayım diyor. E ta o sırada da Can Singur yayında. Aa Can Singur yayındaymış Bak böyle bunun gibi bir şey yapıyorum diyorum. Sonra şey şey anlıyorsun. Sen böyle konusu. gösterip böyle ilginç göstermeye çalışıyorsun. Bom boş muhabbet var ekranda tamam mı? Yanında böyle Bruce <laughs> Wayne böyle şey oluyor. Allah'ım yarabbim falan inanılmaz. İnanılmaz sıkılıyor. Çok belli ediyordu ki kibarlığından bir şey demiyor ama. Yani herkese hitap etmeyebilir tabii. Sizi eğlendirmeyebilir bunları, anlarım. Bunları mı izliyorsunuz İnsan ya siz olur. diyor. Bu herif kim? Niye ben... izliyorsunuz mesela bunu diyor. Bunları mı izliyorsunuz Sarıyor diyor. Abi. Bu herif kim diyor mesela. Niye izliyorsunuz bunu şu anda diyor. Sarıyor o muhabbeti falan. Yani sizin gibi zengin olmadığımız için tabii farklı şeylerle eğlenebiliyoruz. Ne alakası var? Biz de zenginsek bizim de bir zevkimiz var. Bu ne ki şimdi diyor. <laughs> zevkin mi var? Ne şey, bir Ne şey, yapıyorsun mesela? Bir şey katıyor ne mu bu adam size diyor? <laughs> ne izliyorsun mesela? Ben klasikleri izlerim diyor. Siyah beyaz sinema severim diyor. Başka? Onun dışında diyor. İşte dövüş, dövüş sporlarına ilgiliyim diyor. Alsat yapıyoruz o, diyor, geziyoruz diyor, uçuyoruz diyor. Uç, uçuyorum ben. Uçuyorsun. Para işte bunlar. Tabii. Okay. Yani işte biz uçamıyoruz, biz de muhabbet ediyoruz. Öyle düşün. <laughs> yani insanlar dijital olarak birbiriyle muhabbet ediyor işte. Başka, anime izliyorum, yani. anime izliyorum bir de diyor. Anime izliyor musun gerçekten? Ne izliyorsun? Aa, evet diyor, çok severim diyor. Annemle babam diyor, yıllar önce elim bir kazada vurularak öldürdüklerinden sonra uşağımız Alfred beni anime izleterek büyüttü diyor. Favorilerin? <laughs> <laughs> Neon Genesis Evangelion diyor, çok seviyorum diyor. Ha. Tabii. Güzel. O diyor çocuk diyor koşuyor koşuyor diyor babasına yaranmaya çalışıyor ama yaranamıyor robota biniyor sonra diyor. Duygulanıyor ama sahnede diyor hep diyor. Ha de düşüyorsun. Okey. <laughs> ne güzel ne güzel. Beraber de bir şeyleriz diyelim ya bir ara istersen. İzleyelim valla ben şimdi şeye gideceğim diyor. Gotum'a gideceğim diyor. Gelir misin diyor. Oranın nerede ya? Hiç bilmiyorum. Ne taraf orası? New Yakın mı buraya? New York'un üstü. Abi dönüşü bana zor olabilir. Hani gelirim de. Ya tamam o iş bende ya diyor. Ha iyi okey. Tamam gidelim o zaman. Biniyorsunuz siz Bruce'un uçağına. İçiyorsunuz Hı. bir de uçaktayken. Bruce sana giderek daha yakışıklı gözükmeye başlıyor. Zaten yakışıklı. <laughs> Zaten yakışıklı değil mi? <laughs> i̇şte, daha da yakışıklı ve zengin gözükmeye başlıyor sana. Hı. Ya yani iyi, ben mesafeli takılıyorum biraz tabii, böyle. Çirkeflik de yapmıyorum ama biraz mesafeli takılıyorum. <laughs> bak, ah, ta... Yolda uzunmuş ha falan yapıyorum. Sen, sen bir tık mesafe verince Bruce da çıkarıyor telefondan anime izliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne izliyorsun ya, beraber izleyelim. Yani... Ben de severim, niye çektin ki? Gel beraber izleyelim. Zoyel, Elif'e yürüyüp yürümeme arasındaki inanılmaz boşluktasın ya. <laughs> Evet evet. <laughs> çünkü ağzım da yanmış. <gülüyor> peki. <gülüyor> peki bir şey soracağım. Kafandaki hangi? Bruce Wayne hangi Bruce Wayne şu an? Ha, şu an hangisi emin değilim ya. Senin anlattıklarından da şey yapamadım. Ben Affleck hangisi? mi bu Bilmiyorum. hangisi? Robert Pattinson mı mesela? Ha, Robert ya. evet en bilinmez. Şu an benim için o olabilir aynı. Bilmez çok çünkü yani. Genç, genç de biraz yani işte. Evet. Şey o kadar da genç değil ya ya gömdün beni dur bakayım kaç yaşında o çocuk Tamam da Ben Affleck kaç yaşında yani? Evet o, o kırklarında değil mi? Bilmiyorum. Dur bir bakayım. Robert Pattinson kaç yaşında Bakacağım. Ee, 35 yaşında. Ne? Ya. Oha. Benden büyükmüş. Ben yaşadı sanıyordum. 35 yaşında. Hiç göstermiyor değil mi? Ya Yaşlanmış <laughs> Çok lan. uygun. Benim için çok okey yani. Neyse. Böyle bir Bruce Patterson tipinde bir herif yani bu. Hangisi? Bruce Patterson. Ha, Yok Bruce okay. Pattinson, Robert Patterson işte. Yani Robert. o adam. Ha. Yani. Ha. Okay, okay, tamam. Gözünü onu canlandır. Aa diyor ben diyor işte diyor izliyorum diyor. Yimetsu no Kaiba var diyor Netflix'te bunu izliyorum diyor. Koşu koşu ve kesiyorlar diyor. İyi beraber ben de bir bakayım falan diyorum. Ben de böyle bir tık yakınlaşıyorum yani tık böyle. Yapışmıyorum da adama. Ama yani yan yana izliyoruz. Okey. Okey. İçiyor musun bir yandan? Tabii. Tamam. Bu yürümüyor sana ha? Ha evet evet. Onu yani fark ettim. Böyle bro bro davranıyor hatta biraz hani şey gibi. Arkadaş tarzı yapıyor sana. Evet evet onu fark ettim. O yüzden ben de ıslanıyorum. Küçük bir frenzon çekiyor. Sonra iniyorsunuz işte gidiyorsunuz bunun malikanesi varmış meğer. Havaalanında böyle kendi özel havaalanına iniyorsunuz. Oradan dört tane araba geliyor. Gidiyorsunuz falan. Bu diyor benim diyor malikanem diyor. Burada diyor benim anamla babam yaşadı yıllarca diyor. Öldüler sonra diyor. Ben çocukken diyor başlıyor ağlamaya. Anamla babam öldü. Hü diye ağlıyor. <laughs> <laughs> Daha gibi <laughs> bir şey. Bir mi? Ben içmiş, de ağlarım orada. İçmiş bu da tamam mı? İçmiş bu da yol boyu. <laughs> ben de ağlarım orada. de animede böyle çocuklar vay vay diye bağlı, bağladıkça bu da duygulanmış belli ki. Başlıyor zırıl zırıl. Daha malikaneyi daha uzaktan görüyor. Malikanenin kapısından giriyorsunuz. Başlıyor bağlamıyor. Annemin diyor kolyesi koptu diyor. İncik boncuk saçıldı diyor. Onu diyor vurdular ve ağlıyor. Ağlar ben de sarılırım ya. Ağlar, Ağlar sarılır Çünkü ben. ben de çok kötü olurum çünkü. Sen ne yapıyorsun? Tamam ben anlat ama. Ben de ağlıyorum böyle hani surat böyle göz kontağı kurmaya çalışıyorum tamam mı? Ben diyor 8 yaşından beri çocuk olmadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Klan içi> diyor. <laughs> <şenlendirici> çalıyor, <laughs> anlat anlat açılırsın yapıyorum böyle. Anlat anlat çekinme. yapıyorsun sen bunun ee, yanına e, oturup sarılıyor musun? Falan Tabi tabi netten tamam. sarılıyorum yani. Bu da sana sarılıyor kötü olmuş. Hı hı. Öpüşüyorsunuz siz bir anda. Ya gerçekten ağlama üzerine mi öpüşüyoruz ya? O kadar lame miyiz ya? Ağlarken. Aa çok lame zaman. Sümüklü gözyaşlı. Ya... <laughs> Hayır bu adamdan sormak istemiyorum. Hayır. Bunu yapma ya. Niye ağlarken öpüşüyoruz ya? Tam tersinde bunu bozuk atıp böyle bir tamam kendime geldim deyip. Normal devam etmesi gerekmiyor mu? Şimdi senin dandik de hatırlarsan. Evet. <laughs> hani senin Batman'in de olacağı bu yani söyleyeyim. Ya niye böyle? <gülüyor> 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 ya arkadan sayesinde köpüştük yani. Sen kaçırıyor musun dudağını? Yok ya kaçırmam. Adam çok yakışıklı. Yapacak bir şey yok yani. Yakışıklı ve trilyoner yani. Ya yakışıklı adam bir de böyle iş yüzleri falan var ama sert duruyor filan ee, şey. ilginç yani. Siz öpüşüyoruz falan derken tak bir anda malikane gelince araba falan duruyor bu böyle bir hızlı bir toparlanıyor. Kusura bakmayın Zoyla'nın falan çekiyor bir anda böyle başka birine dönüşüyor. Sümüğünü münü siliyor hemen. Sonra basıyor ee. gidiyor utanıyor deminki halinden belli ki. Alfred hmm. diyor size yardımcı olacak diyor kendisi basıyor gidiyor. Okey. Utanıyor belli ki deminki hallerinden kayboluyor. Hı -hı. Tamam, okey. <laughs> i̇şte genç efendi sizi yemekte konuk edecek filan diye yaşlı bir dedebe geliyor böyle. Teşekkürler be amca, sağ ol. Sen evet. de o saate kadar geziyorsun işte, herifin silah koleksiyonu var. Deli hı. bu akıl hastası gibi bir şey bu. Bunun giriyorsun böyle evine. Bir odasında bir sürü zırh var, başka bir odasına giriyorsun. Bıçaklar, silahlar, başka bir odasına giriyorsun. Spor malzemeleri, ama böyle her odası senin apartmanın kadar yani. Evini, de, evini de geç yani. Ya bir şey değil mi? Şu an Batman olduğu için duracağım yoksa depar atar kaçarım yani oradan. Ya bir <laughs> dakika. Honest. Bu adam Batman demedik ya. Belki paralel evrende bambaşka bir hikaye yazıyor olabilirim. Ben sana hiçbir şey garantisi vermedim. Evet doğru. Lan bir saniye. Yani... Ben girmem o eve ya. Yarın abi tedirgin sen. Oldum. Sen gotuma geldin, sübüklü adamla piştin, girdin artık Malik yani. de <laughs> dedi, genç efendi <gülüyor> sizi <gülüyor> dedi, genç efendi dedi sizi yemekte dedi karşılayacak dedi. Buyurun dedi misafir odasına dedi. Bir misafir odası var, uçak girer içine. Dede de kayboldu ortadan, kaldın koca evde tek başına. Okay, bir iki tane telefonum çekiyor <laughs> değil mi? Çekiyor ama işte şey 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 geçmişsin. Ne o? Roaming'e geçmiş telefon, çok pahalı yazıyor yüzde. Ya olsun, pahalı bir şey mobil veriden açıp tutup bir iki tane arkadaşıma bak, ben burada buradayım filanca bankanın sahibiyle görüşüyorum. <laughs> haberin olsun derim yani. <laughs> Live location <'i> açıyorsun bile de. <laughs> yani bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunu yapıyoruz bu arada ya. Bunu yapıyorlar kadınlar. X biriyle görüşeceğim, haberin olsun. Bir tek hani sen bil. Şu bu falan filan. Güvenlik gereği, mi? Live location açıp konum gönderiyorsun arkadaşlarına. Yok konum göndermeme gerek yok. Yeri yazıyorum. İşte şuradayım, buradayım. foto işte hani fotoğraf, eşkal, şu bu. Arkadaşın... Bunlayım, falan diye. Arkadaşın diyor Zuhal diyor saçmalama diyor. Ne işin var diyor Gotham'da diyor. 16 saat uçuş geldim. mesafesi desin. Ben başına bir şey gelse ben ne yapayım sana buradan diyor. Ya sadece bil hani benden bir daha haber alamak. Güvenlik gereği ya. Yani bunu konuşmam konuşmamamız lazım bile kızla. Kızın tersine oha nereden bunu buldun falan yazıyorsun <laughs> lazım Ha okey ne yazıyor bilmiyorum ki kız kızlar bir kızlarına yazar böyle konum durumlarda. Yani niye gittin orada? Aa deli. Oha nereden denk geldin? Kalp bu kadar. Ha okey. Sen cevap yazıyor musun? Yok hayır sadece yerimi bildirdim. Ne olur ne olmaz. Başıma bir şey ge gelirse bir tane tanık olsun. Ne yapıyorsun peki? 40 dakika bir saat falan var herhalde yemek saatinde. Dede ortadan kayboldu. Çocuk da sen bastı gitti. Ay gibi malikane. bir yer elimi yüzümü yıkayım. Elimi yüzümü yıkayayım ya bir ne bileyim. 10 dakika Uzun tuvalet sen, Tuvaleti buluyorsun. Tuvaletin içinde ayrı tuvalet var. Öyle büyük. <laughs> tamam okey. Tuvalet bir, i̇şte bir, kendime bir alan yani tuvalet anladın mı? Böyle geniş, Hı. geniş <laughs> Geniş çok büyük bir alan tuvalet. <laughs> Onun içinde kendi okay. küçük tuvaletleri var. Tamam. <laughs> Labirent gibi mi? Peki elini yüzünü yıkıyor sonra makyajını falan yapıyor musun peki? Tabii canım bir üstümü başımı tabii yoldan yorgunum korkunç görünüyor olabilirim ya. Korkunç Hiç yanımda kıyafet getirmedim değil mi? Bir de, bir falan. de sümüklü mümüklü öpüştün herifle. Ağzın yüzün <laughs> biraz kaymış. <laughs> Kendimi toparlamaya çalışıyorum ya. Hiç yanında kıyafet falan da yok. Yok. Öyle kalktım Çantan geldim anime. Vardır. Anime izleyeceğim diye Gotham'a geldim. Ama değer. Vallahi değer. Okay, tipimi falan düzelttim yanımda. İşte ne kadar eşyam varsa o imkanlarla işte makyajımı falan toparlayabilirim maksimum o kadar bekliyorum yani çıktım böyle bakınıyorum oturacak böyle oturayım dinleneyim yani bekleyeyim. Geçiyorsun sen yemek masasına yemek masası 5 metre böyle 5 metre de olmaz 25 metre yemek masası var bir tane. Okey. Oturuyorsun masaya meşale falan şey geliyor Alfred de geliyor şömineyi yakıyor bir şeyler yapıyor falan filan. Ee, bu akşam diyor yemek de diyor şu var bu var diyor böyle bir takım Fransızca bir şeyler söylüyor sana. Ne diyor belli değil. Ha. Hanımefendi ya. diyor kırmızı mı içer beyaz mı içer filan diyor. Beyaz içerim ya sağ ol. O da sonra anlatıyor 1900 bilmem ne senesi Chateau de Bourgogne var filan diyor. Bir şey onu mu istersiniz onu mu istersiniz filan diyor. Ya bana içmiyorum yumuşak bir şey var önemli değil. Çok Zaten yolda içmişim bence çok içmemem lazım. Bir kadeh daha açar salarım. <laughs> Biz yorgun değil miyiz ya? 16 saat yol geldik. Uyumuşsun canım sen de yolda biraz. Ha, okey, okey, tamam. Eee neyse, uzatmayalım. Geliyor bu delikanlı. Zuhal Hanım diyor, kusura bakmayın diyor. Yolculuk beni yormuş olmazlık diyor. Biraz diyor, Rrrr. diyor da aldım, da almışım, da almışım diyor. Oturuyor masanın öteki ucuna. Hı. Hmm. Sen bir ucunda, bu bir ucunda. Okey. Neyse, yiyorsunuz yemeğinizi. Sohbet açıyor musun? Ha. Bu arada 16 saat uç sürmüyordur ha bunun uçması. 4 saatte geçmiştir bu. Bunda jetin içine jet koymuştur bu. Ha okey 4 saatte gelmişiz. Okey o kadar yorgun değiliz. E bugünkü plan planımız ne? Ne yapacağız yani? Vallahi Deplasmandayım diyor, burada ne olacak bilmiyorum yani o yüzden soruyorum. Vallahi diyor Tengen Toppa Gurren Lagan diye bir anime var diyor. İnternette çok övüyorlar. Ben de ona başlayayım diyorum bu akşam diyor. Okey. Biraz buraları gezdirse, gezdirebilir misin ama bana? Yani böyle gelir gelmez. Ben de anime izlemeyi çok istiyorum ama önce bir, bir, bir bakınsa mıydık etrafında ne var ne yok? İlginç geldi bana çünkü. Evi mi gezdireyim diyor. Ya ev olabilir. Ne bileyim dışarısı olabilir. Şehri bilmiyorum. Yani sonuçta ben <laughs> yurt dışına çok sık çıkamayan bir Türk'üm tamam mı? Bozuluyor biraz. Merak ediyorum. Aa bozuldu mu? Bozuldu biraz. Peki diyor Neden nasıl ki? isterseniz diyor hanımefendi diyor. Yok hayır sadece merak ediyorum. Hani sonra da gezebiliriz ama. Alfred diyor arabayı hazırla diyor sinirli. Aa kızdı. Hafif okay. Hafif bozuldu. Ne güzel anime izleyecekti. Anime izlemeye bro bulmuştu kendine. 8 yaşından beri <laughs> çocukluğunu yaşayamamış bu arkadaş arıyor bildik kendine. Okey binelim şeye. <laughs> Arabaya binelim binelim. Biniyor getiriyor bu inanılmaz Lüks oğlu lüks bir araba geliyor böyle. Hı hı. Maserati ve Ferrari anlaşıp ortak araba yapmışlar. Beş tane dünyada onlardan bir tanesi geliyor. Bilmiyorum şu an. <laughs> Atıyor seni arabaya. Hı. O mekan senin. Bu mekan benim. Geziyorsunuz, içiyorsunuz. Bir yerden da. Bunları... Hayır hayır hayır. Ha. İstemiyorum ben gezip içmek ya. Hayır. Luna Park'a falan gitmek istiyorum ben. Yok Luna mu Park çocuk mı? parkı? Evet dönme dolaba falan. Bu adam çocukluğunu yaşamamış. Ben bu adamı dönme dolabı bindirmez ha, miyim? Haa iyi okey gidiyorsunuz Luna Park'a. Bu bozuluyor böyle Luna Park deyince bir rahat oluyor falan. Ondan sonra gidiyorsunuz bir tane Luna Park gerçekten de. Süper. Park diyor ediyor oraya. Şey vale, vale ediyor oğlum diyor çek şöyle falan diyor. Milletin aklı maklı şaşıyor. Oh, Bruce Wayne geldi. Bruce Wayne'dir bu falan diyorlar. Okey girip içeride takılmak istiyorum yani. Ne bileyim böyle nişan atmalı e, şeyler falan var Nişan yerleri falan var. Ayıcık kazanıyorsun. Öyle yerlerde takılasın var. Dönme dolaba binesin var. İyi siz hopitik Takılalım cipitik. Yani. Hopitik cipitik başta eğlenmeye başlıyorsunuz. Bu yanında hayvan gibi somurtuyor. Sonra bir yerden Hı -hı. sonra bu da eğlenmeye başlıyor. Keyif yerine geliyor. Şeyi fark ediyorsun. Attığı topu vuruyor. Attığı nişanı vuruyor böyle herif. Bu konularda da çok iyi yani. Hani eli çok iyi yani anladın mı böyle? Hı. -hı. Bana da, da bunu ediyorsun. öğretmen lazım diyorum. Bana bunu öğretmen lazım. Ben de ben de öğrenmek istiyorum. <laughs> Gösteriyor sana da topu daha iyi atacağız. Yakınlaşıyorsunuz siz orası orada. Hani vardır öyle sahneler. Hmm. tatlı i̇şte evet. Hani arkana geçiyor bak diyor topu böyle tutacaksın diyor. Sen öne eğiliyorsun falan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde hani... <gülüyor> <gülüyor> sen, sen topu, seni topu atmayı öğretiyor bu yaz yaz kaslı adam öğretiyor sana bunu. Yani daha ne isteyebilirim ben Tabii. Ya. Dönme daha biniyorsunuz falan diyorum. Dönme Hı? dolaba biniyorsunuz ondan sonra. Güzel. Dönme dolabının üstlerine doğru artık romantizm doruklarda. tabi Bakıyorsun onu da hali var gibi ama bir anda utanıyor falan gibi. Eski mentasısın neticede. Süpermen. Aa ben şey yaparım. Ben hareket ederim orada. Orada havayı sezdim değil mi böyle bir şey diyor, değil mi? Bariz ama bu da bir tık delikanlılık yapıyor. Zaten arabada bir şeyler yaşanmış olmamış gibi davranmaya çalışıyor ama. Okey okey ben yaparım hareketi. Bir öpmeye çalışırım yani. Böyle bir böyle bir uzanırım yani. Bir denerim. Yapışıyorsun. Hadi o, o, da sana yapışıyor. Helal olsun. Siz o zaman Bruce Wayne'le ilişkinize başlıyorsunuz. Tebrik ediyorum seni bu hikayemizin sonu böyle geliyor. Dört gün sonra da sen bunu Batman olduğunu anlıyorsun. Dört gün mü sürüyor? Bir dört gün mevzuya çıkmıyor belli ki. Dördüncü gün bir bakıyorsun. <laughs> evet Batman evet, kostümüyle gelmiş. <laughs> şey <mi? gülüyor> Mevzudan gelmiş. Sen de uyumamışsın. Yarın. Nerede lan? Nerede lan bu herif sabahlara kadar diye kullanmışsın. Şey gibi düşün, şey gibi düşün. Tam siz anime izliyorsunuz şarap içerek falan böyle tamam mı bunun böyle odasında? Ondan sonra... <laughs> Sen uyumuşsun bir ara bir gözünü açıyorsun. Allah Allah Bruce Wayne yok. Nerede Bruce Wayne? Nerede Bruce Wayne? Arıyorsun bir bakıyorsun evin içinde bir adam dolaşıyor. Ay filan diyorsun. Bir dönüyorsun. <laughs> aa, ya, burnu, burnu kanıyor böyle ama seninkisi Batman zorgu içerisinde daha gibi bir şey olmuş. Ya çok etkilendim şu an. İnanılmaz tamam mı? Şu an bütün böyle hani şey klişelerin hepsini ay inanamıyorum falan hepsini yaşıyorum. Elinde ay, klarneti bak, var. Klarneti adam. arkasına saklıyor. <laughs> klarnet sadece çalıyor mu? Sen de ne? Sen onlara kadar şu an. Evet evet. Tamam hemen ben böyle işte banyosu mudur nedir işte hani ilk yardım kiti gibi bir şey arıyorum. Bu, kesin buluyorum. Dört Bu, gündür evdeysen buluyorumdur bence. Hemen böyle şey yapmaya çalışıyorum. Erimi mi pansuman etmeye çalışıyorum. İyi tamam. <laughs> Bana bak sen Batman... Biliyorum biliyorum videoyu. Ha, tamam, videoyu okay. Biliyorum arkadaşlar. Okay, okay. Ee, ben de onu soracaktım sana. Şey ne siz <laughs> bu Bruce Wayne'le yakınlaştıkça artık yakınlaşıyorsunuz. Cima ediyorsunuz zaten. O banko da bir de böyle iyice sevgili gibi yapıyorsunuz kendiniz yani. Ha duygusal da yani. Tabi. Yani bu böyle bir takım eksiklikleri var, bir şeyleri var falan filan. Hı. Ondan sonra bir gün bir ay geçiyor gibi düşün. Tamam, mı? tamam. Bir ay bir ay geçiyor. Bu arada benim eve haciz geldi mi? <laughs> Senin. Sen mi? onları unutmuşsun sen. Yani artık o işler bitmiş. Okay. Rus falan okay. onları almış, satmış. Eritmiş onun okay. parasını başka bir şeye dönüştürmüş falan. Sen dünyayı dertlerin artık kalmamış yani. Süper. Ha. Neyse. İlk ayın sonlarına doğru Bruce diyor ki diyor Metropolis'te diyor bir mevzu var diyor. Gitmemiz gerekli diyor. Sen de gelmen lazım diyor. Okay. Gidelim. Biniyorsunuz. Ne yapacağız? Biniyorsunuz Batwing'e. Hmm. Bunun, bunun yarası uçağı var. Tamam biliyorum biliyorum. Sana da bir tane dandik bir maske veriyor kim olduğunu aşırı belli olmasın diye. Ama çok da iyi bir maske değil yani. Böyle şey davete giderken takılan salak böyle maskelerden vardır ya. Yani. okey okey aynen. Parti tamam. maskesi veriyor bir tane. <laughs> Victorian maske veriyor tamam okey. <laughs> aynen. <gülüyor> aynen. Gidiyorsunuz metropolise tak bir saat uçuyorsunuz. Uçarken bu ama çok somurtuyor hiç. Böyle bildiğin gibi değil. Böyle suratı falan inanılmaz şey olmuş. Çok ciddi bir durum var belli ki. Hayda. Ee? Sormuyor mu? Ne yapıyorsun? Ettin ne ediyorsun falan diye. Sessizce mi uçuyorsunuz dramatik bir şekilde? Yo, yani tabii <laughs> ki nereye gidiyoruz şu an diyorum. Ne yapacağız diyorum. Metropolis'e gidiyoruz. Bir olay var. Peki ben niye geliyorum? Yani ben de gelmeyi isterim bu arada. Keşke bana da biraz bu işleri öğretsen. Seni de ilgilendiren bir konudu. Hmm, okey. Ben anlarım orada ya. Anladım. Yani Superman. Ha. Ne? ne? diyorsun Süpermen peki? Bir şey diyor musun? mi? Ne oldu? Şeyle mi ilgili? Salak mı ilgili? Şu süpermenle mi ilgili? Salak demeyelim. Ne de olsa dünyanın en büyük süper kahramanı bu adam. Eee ya salak ama yani nihayetinde. İçmiş. Ee. Kavga çıkarmış. <laughs> Gerizekalı. Bu adamdan kurtulamıyor muyuz ya? Gerçekten. Kurtulamıyoruz. Adam, yani bu adam... Tank, tüfek. Mermi her şeyi sıkmışlar. işler çirkinleşmiş. Adamı okay. yatıştırmamız lazım. Eee? İki burada tane, benim rolüm ne? İki tane bina devirmiş. Neyse ki can kaybı yok. Ama sakatlanan ve darp olan insanlar var. Ne bir zarar ziyan bu adam ya. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Ama belki sen onu sakinleştirebilirsin. Bir daha söyle. Belki sen onu sakinleştirebilirsin. Peki bunu nasıl yapmamı planlıyorsun? Lanet olsun bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Bana ayarlı bir araç tamam mı? Ben de bu Türkiye'ye gidiyorum. Sizin de süper kahramanlığınızın da Allah belasını versin. Kimse de uğraşmayacağım. Herife bak ya. Ben ördüm falan sunsaydım beni. Saçmalama koynuna mı gir dedik biz sana. Bir konuşacaksın sakinleştireceksin adamı işte. Ya ben muhatap almak istemiyorum o adamla. Ayrıca adam durmuyor yani. Masumların canı mevzu bahis Zuhal. Benim anam ve babam gibi pek çok insan bugün orada yaralanıp ölebilir. <laughs> ya illa gideceğiz ya okey. Dur masumların canı dedim bir şey oldum. Tamam iyi hadi gidelim. Ama ben korkunç şey oldum yani adama. Üff. <laughs> Batman'e korkunç şey oldum şu an. Tavırım evet. ta inanılmaz tavırlıyım. Dev trip atıyorum. Suratına bakmıyorum öyle. Dışarı bakıyorum. <laughs> Gerizek bu da aptal çıktı filan diyorum. Sessiz uçuyorsunuz <laughs> siz bir saat böyle küçük bir kabinde. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bana niye hep alt, aptal erkeklerden geliyor ya. Niye ya? Yani? <laughs> <laughs> Neyse. Gidiyorsunuz mekana vurucusu iniyor şeyden e, indiriyor gökdelen gibi bir şeyin tepesine uçuyor gel benimle diyor hala tutuyorsunuz bir yere tak tak oradan oraya gidiyorsunuz falan böyle bir meydan gibi büyük bir yer var süperman onun anasını alatmış tank savurmuş bir yere duvara işte binaya tank saplanmış yerde borular patlamış gaz kaçağı var insanlar okay. kaçışmış yaralı askerler polisler falan var. İşte bu şeyini Batman'i görüyorlar. Batman, işte yardım et. Süpermen'i durduramıyoruz. Lanet olsun falan diyorlar böyle. Ha. İşte durun. Okay. Bunun sesi kalınlaşıyor böyle görevlere gittiğinde böyle ensesinde küçük bir şey var. Bu durumu çözeceğiz falan diyor böyle. Gaz yapıyor kendine. Okay. Gizli bir yani... gizli bir kozum var diyor. <laughs> ben alıyorum. Okay. <laughs> Ya hadi çabuk gidelim ya. Gerçekten muhatap şu an konuşmak istemiyorum Batman'le. Çok ağır konuşacağım yoksa. Hadi gidelim hadi. Çabuk falan ben de koşturuyorum yani. Tamam meydana doğru gidiyorsunuz. Bu meydanın okay. ortasında bir yerlerde sen uzaktan görüyorsun. Senin Clark içmiş hayvan gibi zıl zurna sarhoş. Gerizekalı. Devrilmiş bir yere yanına da şarkı açmış. Dandik bir şarkı <laughs> aç sınıma. Dandik bir şarkı söyle bana. <laughs> Hatta şey, Türkçe bir Türkçe bir Allah belanı versin. Yok yok daha böyle drama bir şey açmış. Drama bir şey. Drama. Ya hiç bilmiyorum o tarz Türkçe ya. Your Beautiful açmış. Ha ay ay. Anladın <laughs> mı? Your Beautiful. Ay. Your Beautiful it's true. I'll be the father of your child. I'll be the smallest man. Falan <laughs> değil <falan>, Anladın mı? <laughs> Şey Bunu Burada şeyden açmış ya. yani Orada bir tane arabayı yarmış Arabayı açmış Arabanın <laughs> radyosundan bangır bangır vermiş hemen müziği Ortalık titriyor yani <laughs> Ne yapıyorsun sen burada falan diye bağırırım yani Ne yapıyorsun sen burada Ne bu halin falan diye bağırıyorum şu an Bruce bu, bu, böyle tutuyor beni. seni Dur diyor biraz bekle diyor Önce ben bir konuşayım diyor Sen hemen çıkma ortaya diyor Tehlikeli olabilir diyor Yani bir şey yapmaz bence bana Yapar mı yok ya yapmaz Belli olmaz. Bu, bu sen burada bekle diyor. İşaretimi bekle diyor. İyi okey. Tamam. İşte, halat atıyor. Bilmem ne yapıyor. Bu, uzaktan sen izliyorsun. Batman hakikaten Superman'e yakın bir yere iniyor. Sessiz hmm. sessiz konuşuyorlar. Uzaktan görüyorsun böyle. Superman hakikaten eli ayağı oynuyor. Tehlikeli. İşler karışmış. Yani uzaktan sarhoş adam görürsün ve dersin ya bu işler kötüye gidecek diye. Hımm. Superman iki lazer falan sıkıyor hatta. Sinirleniyor. Lazer sıkıyor Batman ayağına falan. Vurmaya çalışmıyor belli ki ama hani siktir git tarzı. Batman Hı -hı. böyle kaçınıyor lazerlerden ama tehlikeli. Ondan sonra Haki... o zaman diyor gerçeklerle yüzleşmenin vakti geldi diyor. Sana böyle hani bu senin işaret işler. Ortaya, ortaya çık diye. Ne yapıyorsun? Ya yani ben yanına giderim. <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Ne bu halin ya? falan diye böyle bayağı bağır çağıra giderim yanına. Sen çıkıyorsun meydana. Sen ha. meydana çıkmanla beraber bu seni uzaktan görüyor. Daha da sinirleniyor. Öfke geliyor buna. Batman'in üstüne doğru yürüyor. Onu buraya nasıl getirirsin? Sen aşağılık serseri. Carçur işte <laughs> film replikleri falan bilmem ne. Superman git konuş onunla. Şey Batman buna diyor ki git konuş onunla falan diyor seni işaret edip. Bayağı seni <laughs> yem diye atıyor aslında birazcık. Superman senin yerine uçuyor. Zuhal iyi misin? Çok üzüldüm seni. Blokladım seni. Senle konuşamadım. Hıs 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 diye ağlayarak konuşmaya başlıyor seninle. Zırlıyor baya. <laughs> Okey biraz sakinleş. Bir kendine gel. Bir kahve falan yapalım mı sana? Bak ne yapmışsın ya? Evler, arabalar ne halde ya? Bir sürü insan yaralanmış. Gerizekalı mısın sen ya? Niye tak diye, tak veriyorsun? diye Süpermen'in kafasına gaz bombası geliyor Zuhal. Oha. Yeşil bir yeşil bir gaz çıkıyor herifin kafasının etrafından ha ne oluyor tuzak kurdunuz bana filan derken Batman çöküyor bunun üstüne. Bu azına böyle yeşil parlayan tuhaf bir zincir sarıyor. Lanet olası serseri işte şimdi insanlığın bedelini ödeyeceksin filan diyor. İnanılmaz sinirlenmiş Bruce köpek gibi bilenmiş. Superman'i sıkıştırıyor da veriyor gazı vuruyor kafasını, vuruyor kafasına. Oradan lavabo çekiyor eline bir tane. Vur yer misin yemez misin? Bam güm. Öyle böyle değil ama. Dövüyor yani ben... bayağı. Ben araya gir girmeye çalışacağım da iki tane hayvan gibi insan kavga ediyor. Ya yani, ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Dur falan filan bir Araya girmeye çalışırım. <laughs> peki, peki bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu böyle efendi gibi mi yapıyorsun? Yoksa böyle Hayır, şey mi bayağı yapıyorsun? Küfür. Dur ne yapıyorsun falan tanısın. Böyle sokak kavgasına <laughs> bayağı cırlayan <küfür>. kadın mı? Baya küfür kıyamet. Bayağı küfür kıyamet. <laughs> kıyamet. Burusu böyle kolundan tutmaya çalışıyorsun. Burusu baya itiyor seni. Sen konuşma kızım bu işe falan çekiyor sana bir anda. Yo ben de karışıyorum. Daha da bulaşıyorum. Hadi yani bana vur. Kolaysa bana vursun. Vursa öleceğim zaten yani. Şey yapıyor Batman. Sen, sen böyle kendisine doğru yaklaşırken bakıyor. Uzatacaksın meseleyi. Kolundan böyle stak diye boğazına üç tane şey atıyor. Bayılıyorsun sen. Ne? Ha. Bayıldım şu an. Bayıldım tabi. Eee uyanıyorum sonra. Neyse uyanıyorsun. Metropolis Merkez Hastanesi'nde uyanıyorsun. Değil ne değil oluyor? Neler? İşte uyanıyorsun böyle ertesi gün işte ne bileyim televizyonu açıyorsun orada. işte Batman en sonunda insanlığa karşı uzun zamandan beri tehdit olduğundan şüphelenilen Superman'i hapsetti ve üstesinden geldi. Falan böyle millet Batman'i kutluyor. o Batman Batman alkışlar kıyametler ortalık. Okay. Superman'i evet. bir şekilde o gün işte dövmüş. Ee, üstesinden gelmiş bir şekilde de bir şeylere bağlamış hapsetmiş. Kriptonit miliptonit özel hapishane yapmıştı çekiyorlar. Bu özel hapishanesi de Superman sakinleşene kadar insanlığın konuğu olacak filan diye. Ha, okey öldürmüyorlar hapsediyorlar tamam. Evet. Bu şekil ee, durumlar. Kimse yok mu yanımda ben uyandığımda? Ya işte oradan bir tane hemşire geliyor. İşte hanımefendi diyor iyi misiniz diyor sizi alanda bulduk diyor yaralanmışsınız diyor. Alanda buldular. Hı ben bu adama ulaşamıyor muyum? Kime? Bursa ya, Bursa ulaşmaya çalışacağım. Nereden, nereden ulaşacağım? O Hande Öztekin, 10 kişiye abonelik attı. Notificationları kapın arkadaşlar. Hı -hı. Nereden ulaşacağım Bursa? Ya baya adını sıradını veriyorum. <laughs> Nerede diyorum? Beni soran var mı şu an diyorum? Hanımefendi diyor siz ülkeye galiba kaçakta giriş yapmışsınız. Pasaportunuz yok. Illegal immigrant statüsündesiniz şu anda diyorlar sana. Ya. Ben orada tamam mı? Sonra deliriyorum ve merdivenlerden dans ederek gidiyorum. <laughs> sen, sen şey yapıyorsun değil mi? Rujunu sürüyorsun ağzına. Ve evet. böyle sigarandan evet, bir evet. nefis alıp veriyorsun diyorsun ki you wouldn't get it, diyorsun. Ve sonra evet. Daim dar gelirlilikten evet. hem de Superman ve Batman tarafından akıl sağlığını yitirmekten dolayı. evet yani rengarenk giyinip e, Çarpık makyajımla artık o sokaklarda dolaşıyorum. Amacım Batman'i mahvetmek falan. <laughs> Superman'i salıp bir daha böyle kavga etsinler de bu sefer Batman eşek gibi bir dayak yesin falan. Amacım bu şey yani. Şey oluyor şey. Hastanede sen böyle ulaşmaya çalışıyorsun. İşte illegal immigrant falan diyorlar. Bruce Wayne'e ulaşmaya çalışıyorsun sağdan soldan. Ulaşamıyorsun bir türlü. Anlıyorsun ki herif seni kullanmış. Yani bariz uh -huh. bir şekilde. Hem de pek evet. çok açıdan. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Karşılıklı diyelim. O noktada sen böyle cinnet geçirir gibi oluyorsun. Seni böyle sakinleştirici iğne falan yapmaya çalışınca da itiyorsun, kakıyorsun falan derken azide düşüyorsun. <laughs> ne yapıyorum? Azide <Asit> düşüyorsun. <laughs> azide hastaneye orası anladın mı? Hani yetişme sırasında acilde tüplerin olduğu bir yere düşüyorsun. Kahkaha gazı geliyor üstüne. Azit geliyor. <laughs> bir uyanıyorsun böyle. Yüzün gözün beyaz olmuş, saçlar yeşil olmuş, sürekli kahkaha atıyorsun. Evet, ve dans ederek merdivenlerden iniyorum. Güzel. Aynı güzel. Tamam, bu hikaye böyle bir hikaye. Bence evet, benim için iyi bir yerde bitti bu. <laughs> Ay, sinirim bozuldu ya. <laughs> Teşekkür ederim bana full salak erkek dayadığın için. Estağfurullah canım ne demek? Vallahi zevkti. <laughs> <gülüyor> Ay, <gülüyor> ben bir su alıp geleyim. Tamam, sen okay. ne yapacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Oynayabilirim. Sen de, sen de yüklü bir şey varsa beraber de girebiliriz yani. Ben edit'e kaçacağım ya. Hmm. Bir tane edit yapıyorum ya. Dört gün hasta oldum. Okey, sağ ol Oyun o zaman. oynamayacağım. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Okey. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi bak kendine. Yani. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir hikayemizdi. Bir de bir Joker orijin biz yazalım dedik. What if? What's up? What's happening? Bunları değerlendirmek istedik yani. Bu arada efendim.